Saadet Partisi belediye meclis üyesi adayları tanıtım toplantısında açıklama yapan ilçe başkanı Fikret Bayram ittifak konusuna son noktayı koydu. İttifak kesinlikle bu seçimde Saadet Partisi için söz konusu değildir. Saadet Partisi kendi logosuyla, kendi teşkilatıyla, kendi çıkardığı belediye başkan adayları ve bunun yanı sıra meclis üyeleriyle seçime girmekte ve bunu memleketimizin her köşesinde gerçekleştirmektedir. Aday açıklamalarımız, belediye başkan aday açıklamalarımız devam etmekte. Meclis üyelerini belirleme çalışmalarımızda da sona doğru ilerlenmektedir. Saadet Partisi ilçe teşkilat binasında yapmış olduğu basın açıklamasıyla 4 belediye meclis üyesini daha açıkladı. Başarıyla devam ettirmekte olan bir isim, evlenmiş çocuk babasıyla kendisi de Saadet Partisi'nden Özgür Öztürk, Hamdi Soylu, Suat Savaş ve Osman Nur Baykul belediye meclis üyesi adayı olarak açıklandı. 1980 yılından itibaren de İnegöl sanayisinde esnaf olarak mücadele... Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan ilçe başkanı Fikret Bayram şunları söyledi. Kesinlikle Saadet Partisi bu seçimde bir ittifak içerisinde değildir. Kendi başına seçimlere girmektedir. Kendi çabasıyla, kendi gücüyle, kendi ekonomik gücüyle seçimlerde başarıya ulaşmak için mücadele etmektedir. Bunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Belki dönem dönem tekrar hatırlatmamız gerekebilir. Bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Geçen dönem biliyorsunuz milletvekili adayıydım. Çokça şey yaşadım. Fazlaca da Saadet Partiler olarak hakaretlere maruz kaldık. Ama elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu güç sayesinde muhataplarımızla aynı seviyeye inmeden, o hakaret variz cümlelerine karşı koymadan seçim dönemini bitirdik. Bugünlerde de basın açıklamaları dolayısıyla bazen cümleler sarf ediyoruz ama yanlış anlaşılıyor. Bunlar ikaz mahiyetinde cümleler. Yaptığımız açıklamalar sonrasında bazı arkadaşlarımızın eleştirilerine maruz kalıyoruz. Eleştiriler insaf sınırları içerisinde olduğu müddetçe eyvallah. Ancak İnsaf sınırlarını aşan eleştiriler takdir edersiniz ki insan sınırlarını da aşmış olur ve bundan hiç kimseye bir fayda gelmez. Evet doğrudur, tepki gösterilmesi gayet doğaldır. Bazen şuna benzetiyorum, doktorun hastaya müdahalesi sonrasında hasta bazen yapılan müdahalelere karşı koyar. Özellikle çocuklarda çok yaşarız bunu. Ama doktor iyi niyetli ve doğru müdahalelerle eğer mücadele ediyorsa ve o doktorun daha önce yapmış olduğu operasyonlarda başarılıysa lütfen o doktora biraz kulak verin diyorum bazı arkadaşlarımıza. Daha sonra belediye meclis üyesi için aday gösterilen Özgür Öztürk, Hamdi Soylu, Suat Savaş ve Osman Nur Baykul birer konuşma yaptılar. 31 Mart seçimlerimizin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nüfusumuzun %12'si engelli vatandaşlardan oluşturmaktadır. Bu engelliler için hizmet adı altında yetersiz icraatlar yapılmaktadır. Aktif sosyal hayata katılma konusunda engellilere çare beklemektedir. Yerel seçimlerde bizlere Saadet Partili kadrolara fırsat tanınması durumunda engelsiz yaşama hakkını engellilere vereceğiz inşallah. 31 Mart seçimlerinin ilçemize ve için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sadece şunu ifade etmek istiyorum ki, geçmişte olduğu gibi herkesin derdiyle dertlenecek, halkımız ile bütünleşeceğiz. Vatandaşımızın derdi ne olursa olsun, bu bizim görevimiz değil demeden dinleyeceğiz ve çözüm üretmek için gayret sarf edeceğiz. Yine ilçe halkımızın takdiriyle bizlere verilen görevi merhametli ve adil olacağız. İnsana, topluma, şehre ve şehre ait olanlara merhametle ve adaletle yaklaşacağız. Çalışmalarımızı insanları ötekileştirmeden yani sınıflaştırmadan bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu da ümmet bilinci adı altında olması gerekiyor. Ümmet bilinci altında yapmış olduğumuz çalışmalar zaten ne demek istediğimizi anlatmış oldunuz. Onun için hiç kimsenin kalbini kırmadan kendimize düşen görev neyse onu yaparak bu çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Artık çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır ki hem yerelde, yine gördüğümüzde hem de ülkemiz genelinde milli görüş kadrolarına ve reçetelerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü milli görüş betonu değil, yeşili önceler. Milli görüş
tüketimi değil, üretimi önceler. Milli görüş, ithalatı değil, ihracatı önceler. Milli görüş, maddiyatı değil, maneviyatı önceler. Milli görüş, bahane üretmez, insanımızı üzmez, borçlanmaz, denk bütçe yapar ve hedefine ulaşır.